Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Yepyeni bir Klan Savaş Ligi ile birlikteyiz arkadaşlar. Ana klanımız Şampiyon 1 Liginde. Lekesizler 2 klanımız Şampiyon 1 Liginde. Lekesizler Lig klanımız da Şampiyon 2 Liginde. Ee, mücadele veriyoruz. Videolarımıza bol bol like bekliyorum. Emeğimizin karşılığı olarak ve kanalımıza abone olursanız da çok mutlu olacağım arkadaşlar. Evet, ünlü YouTuberlar yine denk geldi. Evet, şu an Şampiyon... Ligindeyiz arkadaşlar yani şampiyonlar liginde diyeceğim. Bildiğiniz o kadar güçlü klanlar var ki arkadaşlar ana klanımızda denk gelen Itsu'nun iki klanı da bize denk geldi. Birincisi Itsu D. Dördüncü sıradalar henüz savaş yapmadılar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şöyle ayrıntılara bastığımızda Itsu'nun klanı olduğunu açıklama bölümünden görebiliyoruz. Onun dışında Itsu'ların bir klanı daha var. O da Itsu Event D. O da burada arkadaşlar. Burada da yine Itsun'un ikinci klanına denk geldi. Aynı ligde iki tane klanları mevcut. Ve şu an bir canlı saldırı var. Mehmet abimiz saldırıyor. Savaşına bir bakalım istedim. Sonra skoru göstereceğim. Sonra savaşımızı yapacağız. Evet Mehmet abimiz başlamış ama pek umduğu gibi olmamış anladığım kadarıyla. Çünkü çok fazla bir temizlik göremedim. Kartal topunun olduğu bölümde. E, köşeden bir başlangıç yaptı. Bir adet dev gönderdi. Belediye binasını almayı planlıyor anladığım kadarıyla. Bakalım inşallah kraliçe içeri girer. Bebek ejder gönderip o bölümün temizliğini sağladı. Evet kraliçe buz golemle birlikte içeri girecek mi? Girdi. Çok şükür girdi sağolsun olsun var olsun. Barbar kral sol taraftan geldi derken zehir kulesi de aktif halde. Zehir kulesi de buz golemin canını azaltmaya çalışıyor. Kraliçenin özelliği basıldı. Belediye binası alınacak. Barbar Kralı ilk sayının orada. Kraliyet şampiyonunu henüz göndermedi. Monolite doğru ilerliyor. Bir kraliyet hamlesi gelecek mi derken tazı balona başladı. Evet Barbar Kral'a monolit hedef aldı şu an için. Monolitin e, yanına doğru Barbar Kral gidiyor ve Anka kuşu devreye giriyor. Klan kalesinden çıkan Titan ve Buz Golemi'ni orada hızlı bir şekilde zehirledi. Tazı balon orduyu ilerletip anladığım kadarıyla 2 yıldızla oynuyor. Çünkü sol taraftan pek verim alamamıştı. Bu arada bir tane kartal topuna dondurma gönderdi. Tazı balon soldan devam ederken %50'yi aldığını görüyoruz. Kraliyet şampiyonu da ilerliyor. Kaya saçar donduruldu. Baya bir balonu var ama 3 yıldız almaya yeteceğini pek sanmıyorum. Bir görünmezliği de güzel attı. Kartal topundan birazcık sıyrıldı. Bir adet dondurması var. Kaya saçarın temizlendiğini görüyoruz. Şimdi çoklu cehennem kulesi donduruldu fakat piyasada balon kalmadı arkadaşlar. Kraliyet şampiyonu şu an monolitte. Yüzdesini yükseltmeye çalışıyor. Kraliyetin özellik basıldı. Biraz daha yüzde yükselebilir. Ufak tefek diyelim. E, eline sağlık diyoruz. Savaşın başlangıcını kaçırdığımız için neler oldu bitti pek anlayamadım ama yüzde 65 iki yıldız olsun bizim olsun arkadaşlar. Şimdi evet itsun'un iki kalanından birincisiyle ilk gün eşleştik. Itsu Evan Day ile oynuyoruz. Hatırlarsanız geçen sezonda da Itsu'nun bir klanı gelmişti. O videomuzda da ünlü YouTuber denk geldi diye gelmişti. Burada da belki de başlık Şampiyonlar Ligi'ndeyiz olabilir arkadaşlar. Bakalım. Şimdi 3 yıldızlarımız var. Bunlara bakacağız. Zahid'den bir üçlük geldi. Hamdi'den bir 3 yıldız geldi. Engin'den bir 3 yıldız geldi. Onun dışında 2 yıldız saldırılarımız da var. E, herkesi tebrik ediyoruz. 6 saldırıda 15 yıldızdayız. Bence güzel bir değer. rakibimiz henüz saldırı yapmadı. Rakibimizin köylerine baktığımızda Itsu'nun hesabını göremedim. Hani buradaki hesapların içinden birisi olabilir ama hesabında Itsu yazan bir hesap yok arkadaşlar. Evet şimdi rakibin üçüncüsüne bir işaret koydum. Bugünü birazcık ejder ejder binici günü ilan edeceğim. Diğer hesaplarda da bu orduyu kullanmayı planlıyorum. Bu düzenleri yakalayıp Üçlemeye çalışacağız e, Tazı balon yapacaktım fakat düzenlere baktım Pek tazı balonluk düzen yoktu Karadan mı saldırsam etsem dedim Kara iksaylarını gördüm vazgeçtim Derken buraya standart e, Ejder ejder binince ordumuzla gireceğiz Ters istikametten gireceğim arkadaşlar Buradaki zehir kulesini dondurup e, Kraliyet altarı üzerinde Süper okçularımı indirip Belediye binasını almayı planlıyorum açıkçası İnşallah istediğim gibi e, ayarlarım ve 3 yıldız almayı başarabilirim Şimdi aşağı taraftan girmeyi planlıyorum aslında Ona göre ordu bastım ama Hani genellikle aşağıdan saldırırlar deyip Kasırgayı burada bir yolumun üstüne koymuş mudur Onu birazcık düşünüyorum O doğrultudan hani yukarıdan mı saldırırsam diye bir düşündüm açıkçası e, Emin olamamakla birlikte Aşağı tarafı niye tercih edeceğim diye sorarsanız Sinsi goblinlerle buradaki depoyu almam zor 3 tane gerekiyor bende 2 tane var şuradaki sondayla şuradaki toplayıcıyı almayı planlamıştım. Dua edelim inşallah bir kasırgaya denk gelmeyiz. Alt taraftan deneyeceğim şansımı. ordumuz bu şekilde arkadaşlar. Her şeyimiz hazır ve saldırıya geçtim. Bakalım inşallah güzel bir 3 yıldızla başlarız. Şöyle sinsimizi atalım. Şöyle sinsimizi atalım. Ve daha sonrasında ejderlerimizi göndermeye başlayalım. Balonlarımızı bırakalım. Koruyucumuzu gönderelim ve ejder binicilerimizi atalım. Şöyle bir zeplin gönderdim. Orduyu arkadan gönderdiğim için zeplini de hızlıca bırakmak istedim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir koruyucu özelliği basacağım. Ee, püskürtücü birazcık sıkıntı yaratacak. Şu an şeyi düşünüyorum abi zehir kulesi de var. Ne yapacağız onu birazcık... Unuttum yani püskürtücüyü aklımdan çıkartmışım. Bilerek erken patlattım çünkü biraz daha ileride patlattığım takdirde e, zehir kulesi bizi mahvedecekti. Artık dedim belediye binasını kahramanlarla almayı oynarız. Bu doğrultuda şu merkezdeki ağır savunmaları temizlersek bizim için güzel olur dedim. Ve bu doğrultuda erken patlattım. Şu anda açıkçası güzel temizlik yaptığımızı düşünüyorum. Kahramanlarla da belediye binasını alırız diye tahmin ediyorum açıkçası. Şu zehir kulesini de aldık güzel. Şimdi kahramanları üst taraftan atsam birazcık riskli olacak gibi. Ama belediyeyi atarsam bu sefer de 3 yıldızı alamayacağım. Birazcık tedirginim. E, ne yapsak ya? Şuradan barbar kralı atalım abi. Biz barbarı atalım. Anam morsu vardı onda da. Hıms. Birazcık problemli olacak. Morsu bir şeyler yapıp e, temizlik yaparsa belediyeyi alırız. Barbar kral alır diye düşünüyorum ya. Şöyle bir özellik basalım. Tamam kral belediyeyi aldı. Kraliçeyi biz alt taraftan gönderelim. Şöyle gönderelim hatta Titan'la gönderelim. Şu kartal topu baya bir hasar bırakacak. Barbar Kral'ın kafasına attım birazcık. Ee, amma ve lakin kelle avcımız da var. Onu da o noktada değerlendireceğiz. Ee, şimdi koruyucuyu da görmüştüm aslında ama kartal topu için mecburdum. Ee, başka türlü alamayacaktım. Birazcık kötü oldu ya. Anka kuşu devreye girdi. Kalan savunmaları Kraliçe temizleyemem. Yok 3 yıldız gelmez. Kraliyetim eğer ki ölmemiş olsaydı 3 yıldız alabilirdim arkadaşlar ama şu an birazcık ihtimalimiz zor. Yani eğer ki belediye binasını alsaydım yeterli olurdu da ben şunu hesaba katmadım. Püskürtücüyü donduracağımızı hesaba katmadım ne yalan söyleyeyim. <laughs> Zehire odaklanmıştım püskürtücüyü gözümden kaçırdım ya. Benim hatam oldu. Vallahi 3 yıldız alabileceğimiz bir köydü. Şöyle bir süper duvar kırıcı attım. E, kraliçemizin özelliğinde mecburiyetten bastım. E, köyde doğru bir şey kalmadı aslına bakarsanız ama işte kraliyeti birazcık heba etmemizin maalesef e, sonucunu gördük. Öyle desek doğru olacak. Şöyle okçuyu da atalım. Yani yüzlem çok güzel ama o, o kartal topunu baykuş alamadı ya. O baykuş o kartal topunu alsaydı çok farklı şeyler olacaktı. Sağlık olsun. Birinci savaş böyle oldu. Diğer klanlardan üçlüyü atarız. O şekilde toparlarız diye düşünüyorum. Şuradan da 3 yıldızı alaydık güzel olurdu. Sağlık olsun ne yapalım. Gözümden kaçmış. Tamamen benim hatam ya. Evet %87 kötü bir yüzde değil aslında. Daha güzel olabilirdi. Evet savaşımızı tamamladık. Dördüncüye Zaid'in atmış olduğu 3 yıldıza bakalım. Belediye binası merkezde bir köy var arkadaşlar. Süper okçulu bir Pekka Titan saldırısı görüyoruz. Ben bu köyü görmüştüm e, ama işaret konmuştu. Burayı ben de saldırsam mı diye bir yoklamıştım. Tazı önden tankladı ve e, güzel bir noktaya indirdi. Klon atıyor, öfke atıyor. Bakın kasırgaya da denk gelmemesi çok güzel olmuş. Birazcık erken patlattı. E, güzel olmuş yani. Çok cehennem iniyor abi. Ağır savunmalar temizleniyor. Belediye binası da alınıyor. E daha ne olsun değil mi? Kaya Saçar almış mı? Kaya yok yememiş ama Zehir Kulesi'ni almış. Baya güzel bir temizlik var. Bu arada kara iksayları kalmış iki tane arkada ama sıkıntı olmamış. Evet sol taraftan bir koruyucu yürüyüşü gerçekleştiriyor. Çünkü köy birazcık ortadan ikiye bölündüğü için ordunun dağılmaması lazım. Ee, bakalım duvar kırıcı gönderdi titanlarını attı sağ tarafta bebek ejderle temizliyor. Buz golemleri orada pekka titanlarla temizlerken ordusu duvar tarafına gitmiş mi onu göreceğiz. Dış taraftan bir barbar kral ve süper duvar kırıcı hamlesi geliyor. E ee, sağ tarafta birazcık binalar kaldı. Ordu oraya kaymış olabilir. Süper duvar kırıcı, a bak sağ tarafa gitti. Bir anda ordu kayacak gibi. Evet. İşte bu durum bu pek katıdan da çok saçma oluyor gerçekten. Yani duvara bak istediği yere gitmedi. Kraliçe direkt satışı koydu abi. Ve bu orduda gerçekten kraliçenin önemi çok büyük. En büyük hasarı kraliçe veriyor. Barbar kralın olduğu bölümde koruyucu özelliği basılmış. Kraliçe alt taraftan devam ediyor ordu yan taraftan devam ediyor. Kraliyet şampiyonu mevcut. Henüz göndermedi. Merkezdeki kaya saçarları atmış olabilir. Şu an atabileceği en güzel nokta orası açıkçası. E, kraliçe alttan devam ediyor. Anka kuşlu bir kraliyet şampiyonu var. Bir tane dondurması mevcutmuş. Evet kraliyeti hala göndermedi. İzleyip bekliyoruz arkadaşlar. Aşağı taraftan kraliçeyi destek olarak gönderdi. Çünkü ordusu orta tarafı birazcık es geçti diye bıraktı galiba. Evet koruyucu şu an Kaya Saçar'a geldi vurdu ve koruyucu indirdi. Yani ilginç şeyler olmuş gerçekten savaşta. Ordu hala hayatta bir tane Pekka merkezdeki Kaya Saçar'a geliyor. Kraliyet şampiyonu Anka kuşuyla birlikte çoklu cehennemi indiriyor. Dış taraftan kraliçe temizliyor. Bir tane dondurma arttırılıp kraliçe özelliği de arttırılıp köy üçleniyor. Zahit gerçekten Savaşı güzel toparlamış. Kraliçenin satmasına rağmen tebrik ediyoruz. Şimdi Hamdi'nin savaşına bakıyoruz arkadaşlar. <laughs> Önden tazı tanklamalı Ejder Ejder birinci saldırısı. İlk olarak üst taraftan tazı ve Zeppelin gönderimi sağlıyor. Belediye binasının olduğu bölümü süper okçularıyla temizleyecek. Evet görünmezliği attı, klonları yapıştırdı, öfkeyi attı ve belediye binasının oradan temizlenmesini sağlıyor. Dış taraftan bakalım neler almış onlar da önemli. Kaya saçar inmiş mi? Monolit inmiş mi? Bunları da göreceğiz. Evet süper okçular sıkmaya devam ediyor. Belediye zehir kulesinde çoklu cehennemi de almışlardır. Onu da aldılar abi. Yani güzel almışlar ama bir monolit bir kaya saçar da olsaymış yani o zaman oha derdik. Gayet de güzel olurdu bu arada. Ejder ejder binciler devam ediyor köşeden. Ee, koruyucu bırakıldı. Barbar Kral, Kraliçe gönderildi. Ordu sol taraftaki kutucuğu alırken, e, bütün neredeyse ordu içindeyken bir koruyucu özelliğini şimdi bastı. Güzel bir nokta. 3 tane buz golem çıktı. Onlar birazcık oyalama sağlamışlardır diye düşünüyorum. Ee, yan taraftan Kraliyet şampiyonu gönderdi. Bu arada buz golemler yavaş yavaş patlıyor arkadaşlar. Evet, buz golemler patladı. Kraliyet Şampiyonu da alt tarafın temizliğini sağlıyor. Ordu gayet güzel merkeze doğru yöneldi. Kraliyetin özellik basıldı. Ee, kraliyet rakip koruyucuyu da temizledikten sonra rakip kraliyete geldiğinde Anka kuşu devreye girdi. Bu bölümde zaten barbar kralın ve kraliçenin özelliği var. Bir tane ejder dış tarafı temizlerken kraliyetten orada yine güzel verim almış diyebiliriz arkadaşlar. Ejder biniciler çok güzel bir noktada ve kazıcı da güzel işlem yaptı. Savunmaları bakın nasıl sersemletiyor. Koruyucusuna kazıcı bağlamış. Bunu geçen gün bizim klandaki Zihni de söylemişti bir dene demişti. Aklımda denemeyi düşünüyorum. Ondan sonra zaten köyün temizliği sağlanıyor. Kahramanların özellik basıldı. Ejder üst tarafta, kahramanlar ilerliyor falan filan derken rakip barbar krala kadar gelmişler ama bolca süre olduğu için sonrasında da alt tarafın temizliği sağlanıyor. Tebrik ediyoruz Hamdi kardeşimizi. Hamdi'nin savaşından sonra bir üçlüğümüz daha var. Hemen ona bakalım. Engin üçlük patlatmış. Engin'den hangi kombinasyon geliyor? Ooo. Süper atıcı. Severiz arkadaşlar. Evet. Yan taraftan girdiğini düşünüyorum. Ya bu taraftan ya da bu taraftan. E, alev atıcıyla dış taraf temizleniyor. Ooo. En tersten saldırmış. Belki dedim hani zeplini saldırmış olabilir dedim ama dış taraftan tersten girmiş. Direkt alev atıcılarla ve koruyucu yürüyüşüyle kutucukların ilk etapta temizliği sağlanıyor. Koruyucu da bu arada buzul morsu var. Savunmaların yavaşlatmasını sağlamış. Mantıklı bir hamle. Ordu kampına bir okçu atıyor. Laboratuvar temizlendi. Top alınacak. Hava savunması alınacak. Sonra da galiba savaşı başlatır diye düşünüyorum. Evet rakip koruyucuyu temizliyor şu an. Alev atıcı gördüğümüz kadarıyla. Topu alacak. Hava savunmasını alacak o temizlenmeden de savaşı başlattı. İki adet önden buz golem tanklamasıyla başlıyor. Kraliçesini gönderdi. Şimdi süper atıcılar geldi. Güdümlü testi için balonlar var. Kelle avcıları geliyor. Barbar kral dış taraftan temizlik yapıyor. Ve bir adet öfkeyle merkez iyice coşturuluyor. Bir adet duvar kırıcıyla, süper duvar kırıcıyla duvar kırıldı ve şu an süper atıcılar merkeze doğru girdi. Alt taraftan da kraliyeti atmış olabilir. Ordu kaymasın diye bu arada zıplatması geldi ve bir öfke desteği daha geldi. Merkez tarafta ordu gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Şifacılar da can basarken koruyucu özelliğini güzel bastı. Çünkü orada bir zehir kulesi vardı. Kraliyeti şimdi gönderdi. Alt tarafında temizliğini sağlıyor. Belediye binasına doğru geliyor. Rakip kraliçe baya bir süper atıcı indirmiş açıkçası. Dış taraftan bir süper duvar kırıcı desteği daha geldi. Merkezdeki süper atıcılar inmiş. Rakip kraliçenin orada bir iskelet büyüsü geliyor. Alev atıcı kaya saçara sıkıyor derken kraliyet de baya bir ilerledi abi özellikle de birlikte. Evet üst taraftaki kraliçe de indikten sonra zaten köyde bir şey kalmayacak. Kraliçenin özellik basıldı. Zehirin içine kraliçenin girmemesi güzel olmuş. Ama kraliyet girmiş. O da çok etkilememiş derken ee, alev Atıcı'nın içinden çıkan roket balonlar, yetiler köyün son temizliğini sağlıyor. Kahramanlar da destekliyor. Gayet başarılı bir saldırı. Engin kardeşimizde de tebrik ediyoruz arkadaşlar. Evet ana klandan aktaracaklarımızı aktardık. 7 saldırıda 17 yıldız. Bence güzel. Ha, i̇ç sular daha fazlasını atabilir. Bakalım izleyip göreceğiz. Yavaştan lekesizler 2 klanımıza geçelim. İkinci klanımızda da güçlü rakiplerimiz bulunuyor arkadaşlar. Şöyle bir ligimizi gösterelim. Bildiğiniz üzere burada da artık Şampiyon 1 ligindeyiz. Şampiyon 1 ligindeki rakiplerimiz bu şekilde. Açıkçası birinci sıradaki AE Bak Giang isimli klan bana bir tanıdık geldi. Sanki daha önce de karşımıza çıkmış diye hatırlıyorum. Onun dışında WhatsApp grubundan ekip arkadaşlarım şu klana dikkat etti. Çazmak EA isimli şu üçüncü sıradaki klanın iyi olduğunu belirttiler. Galiba derece yapan bir klan olabilir. Bilen arkadaşlarımız varsa yorumlarda yazarlarsa mutlu olurum arkadaşlar derken. Şu an rakibimiz 25. seviyedeki son sıradaki klan. Bu klan da arkadaşlar Japon klanıymış. Valla bütün Asya burada denk gelmiş bize arkadaşlar. Baktığımızda bak 4, 5, 7, 8 hepsi öyle. 3. sıradaki klan da öyleydi. 1. sıraya bakalım abi. Birinci sırada Vietnam. <laughs> yani bildiğin Asya grubuna düşmüşüz. Şu an savaş biz 6 saldırı yaptık. Rakip 5 saldırı yaptı. Rakip 2 tane üçlük attı. Biz 1 tane üçlük attık. İnşallah şimdi bir tane de ben atabilirsem çok tatlı olacak. Bizden Nesrullah'ın 3 yıldızı var arkadaşlar. Onun dışında genellikle 2 yıldız saldırıları mevcut. Ama daha 3 yıldız geleceğine inanıyoruz. Rakibin 6.sına işaret koydum arkadaşlar. Buraya bir ejder ejder 1. saldırısı yapacağım düzenimiz bu şekilde. Birazcık planım şu merkezdeki klan kalesi ile inşaatçı kulübesi arasında süper okçuları indirip klonlamak. Buradan merkezdeki monolit, kaya saçar, x belediye binası bunların temizliğini sağlamak istiyorum. Bir yandan püskürtücüye de dikkat etmem gerekiyor tabii ki. Elimizden geleni yapacağız. Standart ejder ejder binici kombinasyonuyla girişimiz olacak. İnşallah bir de çıkışımız olur. Kombinasyonumuzun genişliği bu şekilde. Kraliyeti Anka kuşu bağladım arkadaşlar. Genellikle ankayla saldırı yapıyordu bizim ekip. O yüzden ben de kazıcıyı bıraktım Anka'ya döneyim dedim. Ve saldırıya da geçiyorum. Şimdi ters koldan saldırı yapacağız. Keşke bir tane bebek ejder alsaymışım şu okçu kulesi için. Onu birazcık gözümden kaçmış problem değil. Şuraya iki tane sinsi bıraktım. Sonrasında ejderlerimi şu şekilde gönderip balonlarımı gönderdim. Koruyucumu bıraktım. Ee, şöyle ejder binicileri yığdım. Daha sonrasında da şu şekil bir zeplin gönderdim. Birazdan bir koruyucu özelliği basacağız. Açıkçası planım e, püskürtücüyü dondurmamak. Püskürtücü bir tane vursun ikinciyi istediğimiz noktaya geleceğiz diye düşünüyorum. E, bu doğrultuda kullanmadım. İyi ki de kullanmamışım diyebiliriz. İstediğimiz noktada indirdik klonlar geldi. Bir de öfkemizi attık. Şimdi gözümüz süper okçularımızda. Bir görünmezlik dağıtıyoruz. Buradan temizleyebildiğimiz noktayı temizleyelim. Özellikle bir de belediye binasını alalım arkadaşlar. Belediye de indi. Çok güzel. Evet istediğimiz tüm temizliği yaptık sayılır. Şuradan bir de tekli cehennem kalmıştı. Onu da aldık arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi kahramanlarımız var. Ne taraftan giriş yapsam, sollu mu sağlı mı ilerlesek tazı birazcık bizi oyalayacak. Şu an koruyucuyla uğraşıyor. Şuradaki ejderin ölmesini istemediğim için bu kanattan gönderiyorum. Titan'ı beklettim arkadaşlar. Titan'ı da göndereceğim. Az biraz öldü. Sıkıntı yok. Şöyle Titan'ımızı da attım. Titan tazıya yavaşla birazcık diye bir emir versen mutlu olurdum. <laughs> Güzel temizlik yaptık. Titan'ın şu an tanklamasını bekliyorum. E, dondurma büyüsünü tekli cehenneme mi atsak? Şöyle bir barbar kral özelliğini basalım. Dondurmayı atmak istemedim ama tekli bizi eritiyor gibi barbar kaçtı. Güzel. Morsudayız. İyi ki dondurmayı atmamışız. Şimdi kral orayı tanklıyor. Evet, kraliyeti birazdan göndereceğim ama önden gitmesi de benim için sıkıntı. Şuradan atalım arkadaşlar. Süper duvar kırıcımızı Xeyi indikten sonra atacağım. E, kraliçeyi yetiştirebilmek için o da sağ olsun direkt duvara geldi. Evet şu an e, elimdeki dondurmayla kraliyet şampiyonu destekleyeceğim arkadaşlar. Temizlik askerlerim mevcut şu an için beklemedeyim. Kraliyetin biraz daha yaklaşmasını istiyorum. Şöyle bir okçu attım. Kraliçemizin özelliği mevcut. Şu bölümde bir dondurma attım. Buzul morsu da güzel destekledi. İskelet çıktı abi şu iskeletlerden de nefret ettim ya ne oyaladınız derken 3 yıldızı aldık rahat bir şekilde. Vatana millet hayırlı olsun. Çok kıyak bir saldırıydı. Yani savaşın başlangıcında büyük konuşmak istemedim ama 3 e, yıldızı alacağımız belliydi. Bu arada kara Büyük fabrikası kalmış. Allah'tan süremiz var. Kraliyet şampiyonumuz ve minyonumuz da var. Onu gözümden kaçırdım aslında ama e, sıkıntı olmadı çok şükür. Evet 3 yıldızı Aldık ikinci klanımızda güzel bir üçlükle başlangıç yaptık, açılış yaptık diyebiliriz. Şimdi kısaca bir de Nesrullah'ın savaşına bakalım arkadaşlar. Nesrullah'tan da bir ejder ejder binci saldırısı görüyoruz ve düzenimiz bu düzen. Yani bu düzenlere tazı balon yapmaktan ben nefret ediyorum. Ve bu düzenlerin genellikle çözümü ejder ejder binci süper okçudan ee, geçiyor arkadaşlar. Efsane liginde de yukarı kupalarda bu düzenlerden çok fazla çıkıyor. Ve tazı balon yaptığım için üst kupalara geldiğimde büyük problem yaşıyorum. Bu doğrudur. Eğer ki ejder ejder binici yapsam çok tatlı olur. Ama efsane liginde üst kupalarda ejder ejder binici yapınca da sanki benim kullandığım orduyu biliyorlarmışçasına bana bu düzenden açmıyorlar. Evet püskürtücüyü Nesullah dondurmuş. E, mantıklı bir karar vermiş. Merkezde zehir aktif oldu ama süper okçuları zeplinle güzel bir noktaya indirdi. Klon geldi, öfke geldi, görünmezlik geldi, ağır savunmaların temizliği başladı. Süper okçular belediye binasında rahatlıkla almıştır diye düşünüyorum. Ordu da bu arada kartal topuna doğru güzel ilerledi. Bir kısmı öldü etti ama şu merkezin tertemiz temizlenmesi de güzel oldu. Son görünmezliğini süper okçulara kullanmamış. Aslında kullansaydı oradan bir çoklu cehennem veya bir tane kare ikseyi alabilirdi. Ama şimdi bakalım Büyük ihtimalle kraliyeti görünmezlikle destekledi ve burada da güzel bir sonuç almıştır diye düşünüyorum. Baktığımız etapta bayağı da savunma var arkadaşlar ama işte kahramanlar artık o kadar güçlü ki yani köyün %50'sini alabilecek potansiyeldeler. Evet bu arada hiç temizlik askeri yokmuş yukarıdaki mesela toplayıcılara herhangi bir asker göndermedi. Ee, Barbar kralı özelliğiyle birlikte süper duvar kırıcısını güzel kullanıp çoklu cehennem kulesinin önünü açmış. Ve bu arada barbar kralın yanında Anka kuşunun olması da gerçekten çok çok iyi olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir tanklama yaptı. Kraliçesinin özelliği mevcut. Anka kuşu e, şu an hasar veriyor. Kraliyet öldü ama kalan bir kraliçe ve özelliği var. E, ejder ejder binicinin en büyük etkilerinden birisi de bu. Savaş bittikten sonra baya bir süreniz artıyor. Ve arta kalan süreyle gördüğünüz gibi kraliçe, anka kuşu, kazıcı, okçular, depoları, toplayıcıları, her şeyi temizlemişler. Sonra köyün bir ucundan gelip bir de çoklu cehennem kulesini indirmişler. Bir de duvara takılmışlar mı? O kadar da değildir galiba. Bu arada kraliçe hiç takılmamış. Bir de duvara takılı alsaydı zaten oha diyecektim birader. Evet arkadaşlar, ikinci klanımızdaki saldırılarımızı tamamladık. Şu an rakiple kafa kafaya geldik ama iki saldırı avantajları var. İki saldırılarından da ikişer yıldız çıkartırlarsa berabere konuma geliriz. Bir üçlük atarlar, bir iki yıldız alırlarsa önümüze geçerler. İki yıldızın altında attıkları her yıldızda da biz avantajlı oluruz. Buyurun Lekesiler Lig klanımıza geçelim. Şampiyon 2 ligindeki Lekesiler Lig klanında saldırımızı yapmadan önce ufak bir rakiplerimize bakalım arkadaşlar. Evet buradaki klanlar da bu şekilde. Bilmiş olduğunuz klanlar varsa belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Açıkçası bana yabancı gelmeyen bir Nepal klanı var. Onun dışında Ghost Warrior ismi de hiç yabancı gelmiyor. Ama onun dışındaki isimleri galiba ilk defa duydum. Şimdi savaş yeni başladı. Biz bir saldırı attık. Hamdi yaptı. Bir de rakip saldırı yaptı. İkişer yıldızla şu an eşitlik var arkadaşlar. İşaretler bırakıldı. Saldırılar yapılacak. Bizim işaret koyduğumuz köy rakibin dokuzuncusu. Rakibin dokuzuncusuna hemen bir gözcülük yap diyelim. Evet daha demin e, Leketsizler 2 klanımızda saldırı yaptığımız düzene benzer bir kare düzen var karşımızda. Bu düzene elimizi geleni yapacağız. Açıkçası burada korkutan bir zehir kulesi var. E, zehir kulesinin dışında da püskürtücülerin belediye tarafına bakması hoşuma gitti. Püskürtücü derdimizin olacağını düşünmüyorum ama bir kasırga yakalamazsak da mutlu olurum. Ee, İndirmeyi hedeflediğim yer şuradaki duvar arkadaşlar tam göstermiş olduğum bölge Bu bölgede indirmek için de büyük ihtimalle zehir kulesini dondurmam gerekiyor Ki kesin dondurmam gerekiyor yoksa nanayı yeriz Bütün süper okçular bir anda ölebilir Aslında şunu düşündüm şu klan kalesinin üstünde mi indireyim dedim Ama klan kalesinin üstünde indirirsem ee, zehir kulesini donduracağım eyvallah ama Zehir kulesi yıkıldıktan sonra hasar bıraktığında süper okçularım hasar görecek o yüzden dedim gerek yok şu boşluğu birazcık e, inecekler ama inşallah boşluk bizim süper okçuları öldürmeye yetmez. Elimizden geleni yapacağız yine saldırıya geçiyorum. Bu sefer kazıcı kullanacağım ve onun dışında yani anka kuşu kullanacaktım da max değil kazıcı max olduğu için kazıcı kullanıyorum. Barbar kralla kraliyet şampiyonu da gördüğünüz üzere max değil onları da bir an önce maksamam gerek farkındayım. Şimdi canlar aynı şekil yine alt tarafa sinsi atarak başlıyorum. Bir bebek ejder aldım ama başlangıçta şu alt tarafa inşaatçı kulübesine doğru gönderebilirim. Onu da birazdan yapacağım. Şöyle hatta yapmasam bile olur o bölüm yani. Şöyle ejder binicileri attım. Şuradan zeplini yolladım. Evet gerek kalmadı ejder orayı aldı. Şöyle de bir koruyucu özelliğimizi basalım. Zehir kulesini unutmayalım sevgili dostlarım. Yoksa GG Easy VP kolay oyun oluruz. Şurada indirdim. Klonu da birazcık püskürtücülere doğru attıktan sonra öfkemi bıraktım. Tekrar gönderdim. Evet buradan hasarımızı vurmaya başladık. Selamın aleyküm dedik. Süper okçularla köyü tavaf ediyoruz diye düşünüyorum. Evet kaya saçarı aldık. Ağır savunmalardan temizledik. Son görünmezliğimizi de attığımıza göre işlem tamamdır. Şu kartal topunun inmemesi birazcık benim canımı sıktı. Ejder binici al koruyucu alsın koruyucu. Gözünü seveyim vur şuna. Bak benim canımı sıkma şuradan ben kahramanları atayım. Titan'ı da göndereyim. E, evet vurdu sağ olsun koruyucu bir tane döndü vurdu. Cansın. Şimdi baktığımızda savunmalar var ağır savunmalar var. E, şuradaki çoklu cehennem kulesine bir bebek ejder atsak sanki mantıklı olur. Ee, kraliçe, kral üst tarafa giderken hatta kraliyeti bile oraya atabilirim ama yok. Bir bebek ejder atalım bakalım güdümlü müdümlü çıkmazsa sıkıntı yok. Evet bebek ejderin faydalarını görüyoruz. Alacaktır diye ümit ediyorum alıyor. Al 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 al. Devam abi devam 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 devam. Çok güzel. Şimdi elimizdeki birlikleri dikkatli kullanmamız gerek. Kraliçe şuradan içeri girer mi? Girer muhtemelen girer. Şuradaki barbar kralı da görmek istemiyorum bir yandan. Ee, şöylemesine bir kraliyet atalım. Abi süper duvar kırıcı almamışım. Olaya bak. Oo bu kötü oldu. Şöyle bir atalım bir de kelleyi gönderelim abi. Tamam orayı indiriyoruz ama şu duvar kırıcı muhabbeti birazcık canımı sıktı. Ben aldım sanıyordum bak buraya almamışız ya. Sıkıntı yok tamam hallediyoruz arkadaşlar. Kraliyette kraliçe orayı hallediyor. Merak etmeyiniz. Kraliçe kaya saçarı Allah'tan tanklıyor. Bu da benim işime geldi. Bir okçumu da şuradan göndereyim. Kraliyet biraz daha ilerle. Şu kraliçenin özelliğini basacağım ama kraliyete döner diye şey yapıyorum. Tamam. Gerek kalmadı. Abicim bastım şimdi. Şuradaki iksir toplayıcıya koşun. Koş gülüm. Koş gülüm. Abi barbar bar kralı bırak toplayıcı var yani. 3 yıldız almam gerekirken orada gidip barbar bar krala vursaydın ve süreden patlamış olsaydın büyük ihtimal kraliyet şampiyonunun boynunu kırardım şu şekilde. Siz tam anlamadınız kıramadım ama yani elimden anladınız. Evet canlı saldırı yakaladık. Maron Beret saldırıyor. Üçlük atınca nasıl keyifliyiz değil mi arkadaşlar? Evet bir süper atıcı saldırısı çatlatmış Maron Beret. Çok güzel bir giriş yaptığını görüyoruz. Belediye binasının oradaki bir görünmezlik kulesinin problem yarattığının farkındayız. Ama o belediye binası inecek keke. O belediye binasını lütfen bana getiriniz. Oğlum ne oluyor orada? Kim inşa ediyor lan? Ooo bizim üçlüğün üstüne ha, kraliçe varmış. Bir an korktum. De yani kimse hasar vurmuyor mu kardeşim? Yani o nedir öyle ya? Şimdi evet kraliyet alttan geldi. Bir an korktum ama. Direkt kraliyetin özelliğini basarak başladı Maron Beret ve bu hamleyle birlikte zaten o kadar çok ağır savunma var ki 3 yıldızın gelmeyeceği belli etti kendini ama tebrik ederiz ee, sıkıntı olmadı yüzdesi de kötü değil güzel. Yüzde %73 daha ne olsun büyücüler de temizliyor abi eyvallah 75-76 olacak 77'de olur inşallah olsun hadi büyücüler. Olsun bu olmasın, dert sana uğramasın. Gitsin ve gelmesin, bir daha ayrılık hiç. %76, finito. Evet, lekesizler lig klanımızdan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Evet, birinci günü şaka maka tamamladık. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.